Belediye Meclisimizin değerli üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kent Konseyi'nin kıymetli başkanları, güreş ağamız, muhtarlarımız, basınımızın güzide mensupları ve sevgili Selim Paşalılar. Selim Paşa'da Hayat Var belgeselinin gala programına hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, programımızın ilk konuşmasını yapmak üzere Selim Paşa'da Hayat Var belgeselinin yönetmeni Silivri Kent Konseyi Başkanı Sayın Kamil Bilici'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, bu yolu beraber yürüdüğüm Kent Konseyi'nin çok değerli yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bir yıla yakın süredir emek verdiğimiz Silivri Kent Konseyi ve Silivri Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Selim Paşa'da Hayat Var belgeselinin gala programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Silivri'de Hayat Var, Silivri Belediye'mizin geride bıraktığımız 3,5 yıldaki sloganı, tabii Silivri'deki hayatın her mahallesinde olduğu fikrini Sayın Belediye Başkanımızla birlikte paylaştığımızdan ötürü biz de her mahallemizdeki hayatı kayıt altına alıp gelecek kuşaklara aktarmak, her geçen gün artan nüfusumuzda yeni gelen hemşehrilerimize şehrimizin kültürünü çok daha iyi aktarabilmek adına şimdi aramızda bulunan çok değerli Selim Paşalı büyüklerimin hatıralarını derlemek üzere bir yola çıktık. Bu yolda bize eşlik eden, geride bıraktığımız yıllarda bu beldenin tüm güzelliklerini bizlere aktaran değerli Selim Paşalılara da ben özel bir teşekkür ediyorum ve sizlerden onlar için de bir alkış rica ediyorum. Selim Paşa'da Hayat Var, bu yolda ikinci durağımız. Gümüşaka'da Hayat Var'la başladık ve bugün de çok anlamlı bir yerde, Selim Paşa için tarihi önemi olan bir yerde. İlk önce okul, sonra kışlalar, sonra belediye binası olarak anılan ve bugün de Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi ile yine bir eğitim yuvası olan bu anlamlı salonda bir araya geldik. Bu anlamlı salonda hem bu eğitim hayatının hem de bu tarz organizasyonların hayata geçmesine öncelik eden Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ve bu değerli çalışmalar için bir alkış da onun için rica ediyorum sizlerden. Laflarımı fazla uzatmayacağım. Birazdan bu değerli büyüklerimizin, Selim Paşalı büyüklerimizin hikayelerini dinleyeceğiz. Bize vakit ayırdınız, burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Bilici'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere eski Selim Paşa Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yağcıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli ilçe başkanım, değerli konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu gibi belgeseller gerçekten şehre, kasabaya, vatandaşlarımıza güzel şeyler katacaktır. İnşallah hep beraber bu akşam izleriz. Hepiniz beğenirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Yağcıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sayın Mutlu Bozoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Hocam, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli meclis üyelerimiz, oda başkanlarımız, çok değerli siyasi partilerimizin temsilcileri ve hem Silivri'den gelen değerli misafirlerimiz, aynı zamanda Selim Paşalı hemşehrilerim. Böyle bir akşamda bizleri bir araya getiren ve Selim Paşa'nın Gümüşyaka'dan sonra böyle bir programını yapan Kent Konseyi'ne ve başkanına böyle bir düşünceden dolayı ve belediyenin desteği, belediye başkanımızın desteğiyle böyle bir hatıranın hem hafızamızda kazınması hem de hatıranın yanımızda bulunması, arşivimizde bulunması için katkıda bulunduklarından dolayı kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim,
Burada konuşma yapmayla alakalı herhangi bir plan yoktu. Fakat söz verdiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimi size sunmuş olayım. Bu programla alakalı Sayın Kent Konseyi Başkanımız Kamil Bey, böyle bir program yapacağız. Selimpaşa'da sizce kimlerle görüşmemiz lazım? Tavsiyeniz nedir? Ve Selimpaşa'nın hangi konularını işlememiz lazım dediğinde oturup bir sohbet ettik. Neticesinde de birkaç işin üzerinde detaylarıyla beraber hemfikir kaldık ve böyle bir proje ortaya çıktı. Ben bizden sonraki nesillere aktarılacak olan Silivri'nin, Selimpaşa Mahallesi'nin, eski beldenin ama tarihi çok geçmişe uzanan bir mahallenin insanlarıyla, hatıralarıyla, anılarıyla çok iyi yerlere gelmiş, çok iyi insanlar içinde yetiştirmiş bir mahallenin hatıralarda kalacağını ve bu hatıralarla beraber gönlümüze yer edeceğini düşünüyorum. Bu salonun benim için ayrıca bir özelliği var, belirtmeden geçemeyeceğim. Sayın Başkanım da, Ahmet Başkanım da nikahımı burada kılmak kıymıştı. Burası ilk nikah salonu olduğu zaman ilk nikahı kıyılan kişi benim. Aradan 15 yıl geçmiş ve şu an burada Selimpaşa ile alakalı bir belgeseli hep beraber seyredeceğiz. Hep birlikte belki bundan sonraki nesle de başka bir şeyler aktarmak için yeni fikirler burada doğacak ve bunları gerçekleştireceğiz. Siz kıymetli hemşehrilerimi bu akşam hem kent konseyini hem belediyemizi hem de böyle bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bozoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Nişantaşı Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Şenay Yalçın'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, kamunun değerli yöneticileri, asıl bu beldenin sahibi olan vatandaşlar. Sizleri üniversitem adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında biz alışmışız hocalar, böyle metinler hazırlayıp konuşuruz ama bugün irticalen konuşayım istedim. Yürekten geldiği gibi konuşayım istedim. Üniversiteler bir cemiyetin, bir toplumun en önemli kuruluşlarından bir tanesidir. Üniversitelerin aslında üç temel amacı vardır. Bunların bir tanesi eğitim öğretim yapmak, diğeri bilim üretmek, araştırma gelişme yapmak, diğeri ise topluma hizmettir. En önemli ayağını aslında topluma hizmet oluşturur. Çünkü ancak topluma ulaşmada, onların ihtiyaçlarını görmede bu hizmet başatrol oynar. 2547 sayılı kanunda da bu çok net olarak bize görev olarak verilmiştir. Bu görev çerçevesinde de şu anda 55 lisans, 45 ön lisans, 62 yüksek lisans doktora programıyla 162 farklı diploma sunan 27 bin öğrenciye hizmet veren bir üniversitenin rektörüyüm. Ve sağ olsun başkanımın ve belediye meclisinin de tavasutuyla Nişantaşı Üniversitesi topluma hizmet etme yolunda burada sizlerle beraber o şekilde bir yapı oluşturdu. Ve geçen sene başladığımız bu yolculukta şu ana kadar 150 değişik seviyede kategorideki halkımızın temsilcileriyle kurmuş olduğumuz Güzel Sanatlar Akademisi'nde birlikte eğitim verdik. Bu önümüzdeki dönemde ise bunun yelpazesini genişleterek çok daha farklı eğitimler sunmak, sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Yine Silivrili vatandaşların çocuklarına da bizim yönergelerimizin, kanunlarımızın bize ait olan maddelerle ilgili, yönetim maddeleri ilgili sınırlı kalmak üzere burslar sunmaya da başladı. Önümüzdeki dönemde de bunu yapacağız gene. Çünkü halka ulaşmak ihtiyacı olan birisine ihtiyacı gider. Bizim asıl amacımızdır.
Ben söz fazla uzatmayayım. Siyasetçi değilim, ben nükleer mühendisim. Dolayısıyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben aslında sizden birisi oldum. Bundan başkan sizi bilmiyorsunuz. Bundan birkaç ay önce Kadıköy'de tarla aldım. Dolayısıyla artık buranın yerlisi olmaya karar verdik biz. Onu da söyleyeyim. Sayın Rektör Hocamıza Silivri'ye hoş geldiniz diyoruz. Konuşmaları için de çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Rektör Hocam, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin çok kıymetli ilçe başkanları, meclis üyelerim, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, muhtarım, esnaf odamızın, şoför ve otomobil odamızın çok kıymetli başkanları, güreş ağamız ve her şeyden önemlisi bu güzel Selimpaşa akşamında bir arada olduğumuz Selimpaşalı hemşerilerim, gönül dostlarım. Hepinizi en kalbi duygularımla, en iyi dileklerimle, sevgi ve saygılarımla selamlıyor, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Öncelikle bu şehre hizmet eden mümtaz şahsiyetler var. Her zaman ifade ediyoruz, taş üstüne taş koyan herkesten ama herkesten Allah razı olsun. Selimpaşa'dayız, Selimpaşa beldesindeyiz.
Evet sevgili dostlar, şehirlere, beldelere, yaşadığımız yaşam alanlarına değer katan, hizmet eden mümtaz şahsiyetler var dedik. Biz her konuşmamızda onlara hem teşekkür ediyoruz hem de yad ediyoruz. Bu vesileyle 1971 yılında yanılmıyorsam başkanım Selim Paşa Belde Belediyesi halini almış. İzzet Gürçay, Ahmet Yağcıoğlu ve Eşref Balaban Belde Belediye Başkanı olarak bu beldeye hizmet etmişler. İzzet Gürçay'ı rahmetle, Ahmet Bey'le de başkanımız burada ve Eşref Başkanımızı da teşekkür dileklerimizle yad etmiş, şükranlarımızı sunmuş olalım. Yine kıymetli muhtarlarımız var. İlk muhtarımızdan son muhtarımıza kadar hizmet eden herkesten. Tabii STK'lar, meslek odaları, kuruluşlar, bu şehre hizmet eden herkese, taş üstüne taş koyan herkese de teşekkür etmek istiyoruz. Tabii büyüklerin izinden giden gençler de var. Kamil Bilici de esasında onlardan bir tanesi. Bu şehir için düşünen, bu şehir için emek harcayan ve bu şehrin tanıtımı için, bu şehrin güzellikleri, tarihi dokusu, kültürü, her şeyini ortaya koyabilmek ve bir sonraki nesillere hem aktarabilmek hem de günümüzdeki vatandaşlarımızın da bilgi sahibi olması adına Kent Konseyi ile birlikte, başkanlığı yaptığı Kent Konseyi ile birlikte çok önemli işlere imza atıyorlar. İlk belgeseli Gümüşyaka'da izledik. Gümüşyaka'da hayat vardı. Bugün de biraz sonra, esasında izledikten sonra konuşmayı tercih ederdim. Çünkü çok güzel anekdotlar, çok güzel hikayeler olabiliyor içerisinde. Bizim de feyiz alacağımız güzel işlere imza atıyorlar. Ben hem kendilerini hem Kent Konseyi'ni tebrik etmekle beraber yapacakları tüm çalışmalarda da şimdiden desteğimizin onlarla birlikte olacağını da buradan kendilerine ifade etmek istiyorum. Evet Selim Paşa'dayız. Bence Türkiye'nin en müstesna yaşam alanlarından bir tanesindeyiz. Gerçekten Silivri ile birlikte belki de 7000 yıllık tarihi mirası üzerinde barındıran ve bu tarihi mirası taşıyan coğrafyasıyla, kültürüyle, tarihsel dokusuyla da çok müstesna bir yerleşim alanı. Belki hak ettiği yerde değil, çünkü Selim Paşa ölçeğinde veya Selim Paşa'ya benzer Türkiye'de çok daha fazla tarihi mirasın korunduğu, kollandığı ortaya çıkarıldı. Ve bununla birlikte çok fazla misafir, turist alan ve bu turiste de bölgedeki bolluğun, bereketin, refahın arttığı beldelerimiz, ilçelerimiz var. İşte Beypazarı örneği var, Şirince örneği var, Safranbolu örneği var gibi gibi marka kasabalar, marka kentler var. Biz de Silivri'de yola çıkarken Silivri'nin bu potansiyellerinden haberdar olarak sloganımızı da marka kent Silivri olarak koymuştuk. Mutlu insanların yaşadığı marka bir şehir. Marka nedir? Diğer ürünlerden veya diğer seçeneklerden seçilen, tercih edilendir. Markete gittiğimizde bazen Selpak isteriz ama onun esasında ismi kağıt peçetedir, kağıt mendildir ama biz ismi markasıyla isteriz. Bilmeden hafızamıza yer etmiş bu tip markalar vardır. Buzdolabını açtığınızda soğuk bir su içecekseniz yaz aylarında seçtiğiniz marka vardır. 10 tane su markasının içerisinden. İşte biz de Silivri tercih edilen, seçilen, insanların gıpta ile baktığı, hayatının bir dönemini yaşamayı arzuladığı ya da tatil rotalarında bir hafta sonu veya tatilin bir bölümünü geçireceği bir ilçe hayal etmiştik. Koruyarak, kollayarak ama tarihi dokusunu, en önemli şeyi bir ülkenin, bir şehrin, bir kasabanın, bir beldenin en büyük gelişmişlik özelliklerinden bir tanesi de tarihi mirası ne kadar koruyup kollayıp ne kadar ortaya çıkardığıyla doğru orantılı esasında. Biz göreve geldiğimiz günden beri de bu hassasiyetimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle Silivri'de hayat var diyoruz. Ve Silivri
her geçen gün daha çok tercih edilen bir cazibe alanı olma yolunda hızla ilerliyor. Buna katkı sunan şehrin birçok unsuru var, öğesi var. Bunu bizim Silivri Belediyesi olarak yalnız bir başımıza başarmamız mümkün değil. Şehrin paydaşlarının buna ortak olması lazım. Hani diyorduk ya, Silivri'nin problemleri konuşulduğunda biz Silivri'yle dertlenen insanları bir masanın etrafında toplayacağız ve Silivri'nin o problemlerini çözerken bir bakmışsınız ki hiç yan yana gelmesine imkan olmayan insanların o masa etrafında el ele tutuştuğunu hep beraber göreceğiz dedik. Örneklerini yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Daha fazla yaşamalı mıyız? Daha fazla yaşamalıyız. Siyasetin kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeli miyiz? Vazgeçmeliyiz. Daha fazla vazgeçmeliyiz? Daha fazla vazgeçmeliyiz. Ama zaman zaman bir öz eleştirilir bu. Bu üsluba, bu dile, bu belagat diline kendimizi kaptırdığımız zamanlar da oluyor. Dönüp geriye baktığımızda öyle eleştiri yapıp ders çıkardığımız zamanlar da oluyor. Ama tekrar söylüyorum, ben Silivri Belediye Başkanı olduğum günden beri partinin rozetini yakama takmadım. Ama bu bir eylemle kalmadı. Sembolik olarak rozet buraya takılmamakla birlikte Silivri'de yaptığım hizmetlerde de yakan bir rozet olmadı. Bir çocuğa dokunurken, bir öğrenciye dokunurken, bir gence dokunurken, bir engelli vatandaşımıza dokunurken veya yapacağımız iş ve işlemlerde partimizin üyelerini veya partimizin gönül vermiş insanlarımızı önceleyerek bu işleri yapmadık. Ben hep ifade ettim, seçim döneminden önce de meydanlarda seçim otobüslerinin üstüne söyledim. Bana en çok belki de en yakındaki arkadaşlar kızacak, teşkilat yöneticileri kızacak ama Silivri'de yaşayan vatandaşlarımız kızmayacak dedim. Çünkü evet diyeceğim yerde, hayır diyeceğim yerde çok iyi biliyorum dedim ve bu duruşu sergileyebilecek bir sonraki seçimi göğüslerim endişesiyle veya o hırsla bu hataları yapmayacağım. Hayır diyeceğim yerde de hayır diyeceğim. Kimin kızacağı, kimin darılacağı veya bundan çıkarı olan birinin kızıp darılabileceği de umurumda olmayacak. Ben vatandaşlarımı, Selimpaşa'da yaşayan, Silivri'de yaşayan vatandaşlarımın elini hiç bırakmayacağım dedim. Ve sizlerle seçildiğimiz günden beri el ele, gönül gönüle, omuz omuza da bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini verirken ben ısrarla bir kez daha Selimpaşa'nın çok daha fazla ilgiye ve bu ilgiyle beraber çok daha fazla cazibe alanı olabilme potansiyelinden hareketle Selimpaşa'da bazı çalışmalar yürütüyoruz. Silivri Belediyesi olarak öncelikle Selimpaşa'mızda iki tane üniversitemize çok önemli bir işbirliği yaptık. Biraz önce rektör hocam çok güzel özetledi. Üniversitenin görevlerini, faaliyetlerini, birincisi eğitim, öğretim, ikincisi bilim adına çalışmalar yapmak ama üçüncüsü bence de en önemlisi topluma hizmet etmek ve edebilmek. İşte biz tam da bu noktada bir hayalimiz vardı. Biz şunu söylemiştik annelere, hanımefendilere. Silivri'de binalar yapabiliriz. Spor salonları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları. Bunların hepsi beton, çimento, demir, yani parayla ve teknik personelle yapılacak işler. Ama kültür merkezini anlamlandıracak, Necip Fazıl'ı da bilecek, Hüseyin Nihal'i de bilecek, yine aynı zamanda Nazım Hikmet'i de bilecek, Hemingway'i de, Balzac'i de, bütün bu eserleri okuyabilecek, yazabilecek, yine o spor salonlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün zeki, çevik ve ahlaklı gençlerinin olduğu, yani bu binaların içine ruh ve anlam katacak ve o binaları yaşatacak, anlamlandıracak unsurun insan olduğunu söylemiştik ve gençlere yatırım yapacağız demiştik. Taşa, toprağa, binadan çok ve her çocuğumuzun donanımlı bir birey olabilmesi için bir yabancı dil konuşabilmesini, bir müzik aleti çalabilmesini, sanatsal, tiyatral faaliyette bulunmasını ve bir spor alanında lisanslı bir sporcu olmasını hayal etmiştik ve şunu söylemiştik.
8. sınıfa kadar biz Silivri'deki bu saydıklarım hizmetleri ücretsiz çocuklarımıza sunacağız demiştik. Sosyal belediyecilik olarak. 2 yıl pandemi bu yapacaklarımızdan bizi çok geriye getirdi. 2 yıl 20 yıl gibi geldi bize. Ama pandeminin bulutlarının dağılmasıyla beraber ilk birliklerimizi rektör hocamın şahsında hem mütevelliyeti başkanı Levent kardeşime hem de bütün Nişantaşı Üniversitesi'nin camiasına şükranlarımı sunmak istiyorum. Ben de Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelliyeti üyesiyim bu arada. Şunu söyledim. Selim Paşa'mızda tarihi bir binamız var. Çok heyecanlı bir proje. Bir müzik okulu, bir güzel sanatlar akademisini burada beraberce hayata geçirelim. Ve bugün burada tamamen ücretsiz, bütün ücretlerinin, bütün masraflarından Nişantaşı Üniversitesi tarafından karşılandığı, organizasyonun da Silivri Belediyesi tarafından üstlendiği bir müzik okulunu Selim Paşa'mıza hediye ettik. Çok da güzel oldu, çok da heyecanlı bir projeydi. İnşallah artarak, çeşitlenerek, daha da faydalı işler yaparak Nişantaşı Üniversitesi'yle birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Kadir Has Üniversitesi kanayan bir yaraydı. Ahmet Başkan'la başlayan, hatalı kusurlu kimseyi görmeden intikaya uğrayan, uzun bir mola döneminden sonra tekrar binasının kapılarını Silivri Belediyesi ile Kadir Has Üniversitesi'nin ortaklaşa bir programla açtığımız, yabancı dil, ücretsiz bir yabancı dil kursuyla başladığımız Kadir Has Üniversitesi'nde yine bütün masraflarının Kadir Has Üniversitesi tarafından üstlenildiği, organizasyonunun da Silivri Belediyesi tarafından yapıldığı bir ücretsiz, tamamen ücretsiz öğle yemeklerinin dahi Silivri Belediyesi tarafından karşılandığı 250 gencimizin hiçbir tek kuruş ödemeden dershaneye, üniversiteye hazırlık kurslarını göreceği bir dershanede hizmeti açmış bulunmaktayız. Biz gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz dedik. Yine üniversiteye giren her çocuğumuzu, bu yıl 700 tane çocuğumuz üniversiteye girdi. İkametgah adresi Silivri'de olmasını şart koştuk ve 500 TL üniversiteye hoş geldin ücretlerini hesaplarına yatırdık. 200 tanesinin işlemleri devam ediyor. Üniversiteye giren bütün çocuklarımızın sınav ücretlerini biz ödedik. Üniversite, Milli Savunma Üniversitesi'ne giren bütün çocuklarımızın sınav ücretini biz ödedik. Gıda Bankamızdan, bizden size sosyal marketimizden yeni bir projemiz. Yardım alan ailelerimizin 500 tane çocuğu var. İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıfa giden. Ve biz bunların beslenme çantalarının tamamının maliyetini bu yıl başlıyoruz, bu Kasım ayı ile beraber. Bütün çocuklarımızın beslenme çantaları her gün, haftanın 5 günü Silivri Belediyesi tarafından doldurulacak ve çocuklarımızın beslenme ücretlerini de biz ödeyeceğiz. Ve bütün bunları yaparken arkadaşlar, biz Silivri Belediyesi'nin kasasından tek kuruş para çıkarmıyoruz. Bütün bu yaptıklarımızı hayır hasenat sahibi iş insanlarıyla yapıyoruz. Partnerlerimizle yapıyoruz, proje ortaklarımızla yapıyoruz. Yine Selim Paşa'mızda Kadir Has Üniversitesi ile beraber Türkiye'de bir ilk olacak bir belediye ve üniversite işbirliğinde bir teknopark kuracağız. Bakanlıkta izinlerimiz, görüşlerimiz bitmek üzere. Ve bu teknopark bittiğinde burada bir kuluçka merkezinin, teknoloji gelişim merkezinin, aynı zamanda istihdamın ve yaratıcı fikirlerin, genç iş adamlarının, kadın iş insanlarının serbest bir çalışma bulacağı ve devletimizin bütün vergi indirimlerinden, muafiyetlerinden faydalanacağı bir teknoparkta Selim Paşa'mıza inşallah çok yaşayacak, yakışacak. Sıfır atık projemizde birinci sınıf atık getirme merkezimizi Selim Paşa'mıza kurduk. Gençlerimizin spor, sanat, kültürle kötü alışkanlıklarından kurtulmasını arzu etmiştik. Fakat YEDAM'la Yeşilay Danışma Merkezi'ne bir bina, tarihi bir bina, daha önceki başkanımızın restore ettiği bir binayı YEDAM'a tahsis ettik. Burada psikolog ve sosyologlarımızla gençlerin kötü alışkanlığından kurtulması için mücadeleler veriliyor. Yine Aile Bakanlığımızın Silivri'de müdürlüğü yoktu. Şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz, cinsel istismara uğrayan kadınlarımızdan çocuklarımıza kadar bütün dezavantajlı engelli bireylerimiz bu hizmetleri almak için
otobüse binip Beylikdüzü'ne gidiyorlardı. Biz üç tane yine Ahmet Başkanımızın restore ettirdiği konağımızı Aile Bakanlığımıza tahsis ettik. Şu an 20 personelle sosyologlar, psikologlar, danışma, aile danışma yetkilileriyle hizmet vermeye devam ediyorlar. Yavuz Selim İlköğretim Okulu dezavantajlı bir bölgede ve dezavantajlı çocuklarımızın bulunduğu bir okul. Tüm köy okullarında yaptığımız projeyi burada da yaptık. Kütüphanesi olmayan, tiyatrosu olmayan, bilgisayar odası olmayan köy okulu kalmayacak projemizde. 12 tane köy okulunu bitirmekle kalmadık. Mimar Sinan mahallemizde Selimpaşa Yoğurthane bölgesindeki Yavuz Selim İlkokulumuzdaki de kütüphanemizi ve resim atölyelerimizi hizmete açtık. Evet, Selimpaşa'da tarımla ilgili yaptığımız çalışmalar var ama bizi en çok fazla heyecanlandıran Selimpaşa'nın tarihi dokusunu canlandırıp burayı bir cazibe merkezi haline getirmek. Şu an Silivri'de 7000 metrekare büyüklüğünde Selimpaşa'da hemen buraya çok yakın bir alanda üzerinde güneş enerjisi olan yağmur sularının depolandığı, denize atmadığı ve daha sonra kullanıldığı çevreci bir kapalı pazarı çok yakında bitirmek üzereyiz. Yaklaşık maliyeti 2 milyon doları geçecek ve tamamı bağış usulüyle Silivri Belediyesi'nin kasasından tek kuruş çıkmadan yaptırdığımız bir proje olacak. Selimpaşa'da ismini söylemek istemiyorum ama ya bazı tartışmalar neden oluyor. Hemen buradan çıktığımızda çok yakın bir mesafede çok uzun yıllar imal edilmiş ama Selimpaşa'nın en güzel mahallelerinden bir tanesi olan sokaklarında bulunduğu alanda bir sokak iyileştirme projesi yaptık. Ne yaptık? Gerçi İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'ni ikna edemedik, sokamadık. Çünkü dedik ki biz trotuarı, bordürü, yolları, aydınlatmaları hepsini yaptıktan sonra altyapıda sık yaşanan patlaklar nedeniyle bu yolları tekrar bozacağız. 2 yıl bekledik ama Selimpaşa'nın daha fazla beklemeye tahammülü yok dedik. İSKİ'yi kendi haline bıraktık. Biz girdik orada. Altyapıyı yapmadan bizim yapacağımız bir görev yetki sorumluluk içinde değil. Burada çok şık bir sokak sağlıklaştırmayı çok kısa bir sürede yaklaşık 20 dönüm arazi içerisinde çok kısa bir sürede belki de rekor bir sürede bitirdik. Şu an ışıl ışıl filmler çekilmeye başlandı. Fotoğraf çekimleri için geliniyor. Çok şık, çok butik bir esasına yer oldu ama bizim hayalimiz tabii burada kafelerin, ev yemeklerinin, restoranların, sanat atölyelerinin, seramik atölyelerinin bir an önce bu binaların altında açılmaya başlanması ve buranın cazibe alanının gitgide artması. Murat Kurum Beyefendi, Çevre Bakanımız, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanımız Silivri ziyaretinde Mutlu Başkanımız Selim Paşa'nın bu tarihi dokusuyla ilgili bir söyleşisinde, bir isteğinde rakamı bizde kalsın ama Selimpaşa'da yapacağınız tarihi binalardaki kamulaştırmalarla ilgili bize bir rakamı telaffuz etti, bir bütçe verdi. Biz onun üzerine de çıkabilecek güçteyiz. Şu an Silivri'de Lozan Mübadelesi'yle ilk Silivri'nin yerleşik nüfusunun Silivri'ye geldiğinde Müslüman Türk nüfusunun ilk geldiği Lozan Mübadelesi'yle beraber o mübadele ruhunu yaşatabilmek için bir mübadele evinin, mübadele müzesini bitirmek üzereyiz. 2 ay sonra mübadele müzemizin inşaat kısmı bitmiş, içerisinin tefrişatı müze haline getirilmesi kalacak. Bunları yaparken biz Silivri'ye gelen bir vatandaşımızın gezip göreceği yerlerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Kale Parkı tekrar hayata döndürürken bunu hedeflemiştik. Yine Lozan Mübadele Evi'ni yaparken bunu hedefledik. Şimdi yeni tarihi dokuyla ilgili yapacaklarımız var. Silivri'nin hemen merkezinde eski bir belediye binamız vardı. Projesi bitti. Yapım bedeli de %90'ı İstanbul Valiliği'nden, %10'u Silivri Belediyesi'ne olmak üzere çok yakın bir zamanda ihalesini yapıp Silivri'deki eski belediye binamızı yine bir müze tadında
Silivri'mize kazandırmış olacağız. Belki bilenleriniz vardır, belki yoktur. Silivri'de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'yla birlikte 7 tane fetih camisi var İstanbul'da. Ve bir tanesi Fatih mahallemizdeki Fatih Camii'nin olduğu yerdeki Hüsrev Camii. Kiliseden camiye dönüşmüş fakat zamanla yıkılmış, harap gitmiş, bitap gitmiş. Sarnıcın üstündeki, şimdi oradaki depremde zarar gören camiyi kaldırıp onun üzerine Kültür Bakanlığımızla İstanbul Valiliğimizle projelendirileceği ve finansmanın onlar tarafından karşılanacağı Su Sarnıcı'nın, Hüsrev Camii'nin, Fetih Camii'nin ve etrafının restorasyon ve rekonstrüksiyonun yapılacağı bir projeyi de inşallah görev süremiz bitmeden Silivri'nin hizmetine sunacağız. 24 tane tarihi çeşmemiz var. 2 tanesi Selimpaşa'da. Selimpaşa'da olanlara çok kısa bir sürede başlayacağız. Yine İstanbul Valiliği ile bu projemizi yürütüyoruz. %90'ını İstanbul Valiliği, %10'ını Silivri Belediyesi ile. Silivri'deki 24 tane tarihi tescilli çeşmeyi restorasyonunu yapacağız. 2 tanesi de Selimpaşa'da. Tabii bunları yaparken İstanbul Valisi bizi çok sevdiği için kara kaşımıza, kara gözümüze bunları yapmıyor. Biz emlak vergisi, topladığımız emlak vergilerinin %10'unu kültür tabiat varlıkları payı olarak valiliğe göndermekle mükellefiz. Ama ne hikmetse belediyeler kasasına giren parayı biraz zor ödüyor. Vergisini ödemiyor, KDV'sini ödemiyor, SSK primini ödemiyor. Yıllarca da Silivri Belediyesi'nin kültür tabiat varlıkları payı ödenmemiş. Çeşitli yapılandırmalarla kısım kısım ödenmiş. Ben bu tabiat, kültür tabiatlar payını vali bey şunu söyledim. Sayın valim, ben bunu günü gününe, kuruşu kuruşuna size ödeyeceğim. Geçmişten gelen borçları da, yapılandırmaları da günü gününe, kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Ama benim yılda kaç para ödüyorum? 20 trilyon. Atıyorum. Rakamı net olmadıkla birlikte. Bunun Silivri'nin tarihi yapılarını, tarihi dokusunu canlandırmada bize geri dönüşünü istiyorum dediğinde, hay hay dedi, sen vergini öde, ben bu paraları Silivri'ye tekrar geri döndüreyim. Ve o kapsamda da İstanbul Valiliği'yle çok sıklı bir işbirliğiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Pir Mehmet Paşa içimizde kanayan yara, Silivri'de biraz vaktinizi alıyorum, uzatıyorum ama şöyle söyleyeyim. Selimpaşa'daki bir liseye, ortaokula veya Silivri'deki liseye, ortaokula gidin veya sokakta bir mikrofonu alın, gazetecilerimiz var arasında, Pir Mehmet Paşa kimdir diye sorun. Pir Mehmet Paşa'nın Silivri'de nesi var diye sorun. İnanın hayal kırıklığına uğrarsınız. Pir Mehmet Paşa Yavuz Sultan Selim Han'a 5 yıl, Kanuni Sultan Süleyman'a 3 yıl vezir-i azamlık yapmış ve devşirme olmayan Türk bir vezir-i azam. 8 yıl vezir-i azamlık yaptıktan sonra yine bu topraklarda Celaliye Kamilova arasında çiftliğinde vefat etmiş, eceliyle vefat etmiş ve hazineyi koruyup kollamasıyla, hakkaniyetiyle, cesaretiyle bilinen bir paşa. Ama Silivri'de de Piri Mehmet Paşa Camii maalesef dükkanlarla, dönercilerle, kuyumcularla etrafı çevrilmiş. Silivri'de yürüyen bir misafirimizin göremediği, görmekte zorlandığı, fark etmediği bir de camisi olan çok muhterem, mezarının da o caminin avlusu olan muhterem bir zat. Şimdi bizim hem Piri Mehmet Paşa'yı hem bu topraklara, bu şehre hizmet eden herkesi hem yaşatmamız, hem tanıtmamız, hem de anlatmamız gerekiyor. Tarih öğretmenlerine görev düşüyor, okul müdürlerine görev düşüyor. Bir derslerini Piri Mehmet Paşa caminin avlusunda yapsalar ne çıkar? Çocukların ruhuna kazansa, çocuklar Piri Mehmet Paşa'nın kim olduğunu öğrense ve geldiğimiz günden beri de yapmış olduğumuz eserlere Silivri'ye hizmet etmiş insanların isimlerini vermeye, onları anmaya da devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Selim Paşa'nın tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini, denizini, bamyasını, topatan kavununu, coğrafi işaretleriyle alınmış, marka tescilleri yapılmış bir halde Selimpaşa'da hayat var diyeceksek, bir slogan haline getireceksek, Selimpaşa'da hayatın gerçekten olması gerektiğini, kuru bir slogandan, hamasi bir söylemden ileriye gitmesini düşünenlerdenim. Bu yönde Selimpaşa'daki hanımefendilere iş düşüyor.
Selimpaşa'daki üreticilere iş düşüyor. Selimpaşa'daki esnafımıza iş düşüyor. Selimpaşa'yı daha güzelleştirmek, üzerindeki tozu şöyle bir silmek, bir inci bir mücevher gibi Selimpaşa duruyor. Yalnızca üzerindeki tozunun alınması gerekiyor. Hepsi o. Bunu da biz yapacak hem azimde hem kararlılıkta hem de aşktayız. Biz Silivri'ye hizmet etmeye, sizlere, Selimpaşalı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşünceleri bir kez daha Kamil kardeşime, kendisi konseyinin bütün üyelerine ve Selimpaşa'daki bütün hemşerilerime sevgilerimi, muhabbetlerimi yolluyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ben 65 yaşına gelen bir bayanım artık. Selimpaşa'mızda dedelerimiz, anneannelerimiz burada Yunanistan'dan Banya'yı getirerekten Banya'mız bizim çok ünlüdür. Ben Banya'nın resimlenmesini isteyeceğim. Sarı kış kavunumuzun, sobaten kavunumuzun ayrıca da pitamızı istiyorum. Bunu gerçekten istiyorum. Ben Tunceli'ye babacığa gittim. Selanikleri gördüğüm zaman Antepliler oradaydı. Bu gerçekten komşularla, arkadaşlarımızla... Güler abla, benim anneannem Selimpaşa'lı, biliyor musun? Evet, biliyorum. Çok iyi biliyorum. Babam da buraya geldi. Evet, biliyorum. Ben de senin kadar Selimpaşa'lı sayılıyorum. Ama ben bunu... Çünkü şöyle söyleyeyim bana, Gaziantep'in 99 tane coğrafi işareti var. 99 en çok da selam ediler. Bu bak, bu bir gerçekten. Şimdi Silivri'nin ilk coğrafi işaretini biz Yoğurt Festivali'nde ilan ettik. Yoğurdumuzu aldık, ilk coğrafi işaretimizi. Bundan sonra bu festival yaptığımız ürünler başta olmak üzere hepsinin coğrafi işaretini almak adına biz bunların başvurularını yaptık. Bir tane gelen var, onu sonra paylaşacağız. Bir de Silivri Belediyesi'nin Silivri Ayçiçek Yağı'nı yine marka tescilini yaptık. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Siz hiç ama merak etmeyin. Ama pitamız bizim çok acı. Tamam, öyle yapıyoruz. Belediye Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz kitaplarından dolayı. Protokolümüzün değerli üyeleri, sevgili konuklar, sizleri sabırsızlıkla beklediğimiz Selimpaşa'da Hayat Var belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Başkan çalıştı ya. Bir şekilde mahmur.
çok güzel okusun, temizlerle. Her şeyleri yapıldı, daha insanı daha iyi bile. Bu annenin suyumuz mükemmel oldu. Sadece bunu ben de çok görmüştüm. Evet, yapıldı yani, evet, yapıldı. Çok güzel oldu. Dönüşün içerisinde, hani çiçek gibi oldu. Bu miktar çekici, köyümüzdeki bütün havayı değiştirdi diyebilirim yani. Ortodoks dünyası çok güzel kadın. Onlar çok
ilan olarak görüyor. Bir azize olarak görüyor. Kendilerini çok kutsal sayıyor. Hatta çok değerli görüyor. Biz az görevler aslıyoruz. Bu çiftin sahibisi. Genç bir bayan ama iyiliksever bir bayan. Yani burada onların işinde çalışan insanlara yardım eden bir insan. 910 yılında dünyaya geldi. 932 yılında çok genç yaşta hayata veda etti. Yani 22 yaşında vefat etti. Hastalara, insanlara yardım etmesi gerekir. İyilik meleği gibi adlandırılır yani o dönemler için. Sonra Kudüs'e gider, oradaki insanlara yardım etmek için. Kudüs'ten dönerken dönmesine bir 30 kilometre falan kadar ömrü yetmez. Mimar Sinan'ın eskisiyle Kalikati'de ölür. Onu bu köyde bulunan insanlar, iyiliklerini unutmayan insanlar, zamanla burada bozguna uğrayan insanlar savaşlarda, eskiden Moldova, Romanya bizim Osmanlı döneminde bizim elimizdeydi. Buradan Moldova'ya göç ediyorlar. Ona Moldovanlar sahip çıkıyor ama nitekim kendisine ait kalıntılar, Hristiyanlıkta o önemli bir azizelerin vücutlarının parçaları, işte saçları, kemikleri, ona rotik derler. O rotiklerin muhafazası çok önemlidir. Onun ona ait rotikler de şu anda Romanya'da muhafaza edilir. Ve hala Ortodokslar tarafından doğduğu ev olan yerler ziyaret edilir. Kendimden de şu an Romanya'da şehrindedir. Bu şehirde gidip dini meşgulelerini yerine getirir Ortodokslar. Hacı olurlar yani. Gayet etkili bir sizler aslında. Şimdi biz tarafından pek bilinmiyor ama Ortodoks dünyasında bizler tarafından çok bilinen bir sizler. 1800'lerde aynı zamanda Selim Paşa'da önemli bir şahsiyet ortaya çıkmış. Bu şahsiyet Doktor Samet Erkiyani. Kendisi Selim Paşa'da dünyaya gelmiş 1809 yılında. Ruh hastalığı bir doktordu. 10 yaşında öksüz kalmış. Efendim onu Logan üstünde bir hocanın yanına getiriyorlar. Fener'e, Balat, İstanbul, Balat, Fener'e. Onlar onun elinden tutup Fransa'ya gönderiyorlar, okutuyorlar. Doktor olarak geri dönüyor. Salon dahiliz. Almanya'da, Fransa'nın kuvvetli yerlerinde ve İtalya'da bulundu. Ardından Mustafa Reşit Paşa tarafından padişaha prezente edildi. Sultan Aziz'e prezente edildi Doktor Saray'da. Saray'da padişah tarafından Sert Etibari Şehriyari olarak, yani padişahın özel başhekimi olarak görevlendirildi. Orada emekli olmuşlar kadar artık kazandığı paraları harcamamıştı. Emekli olduktan sonra büyük paralar kazandı, serdap sayılıyordu. Doktor Saraklı memleketi olan Selim Paşa'da bir okul açma açma düşüncesini hayata geçirdi ve şahsi servetiyle bugün Selim Paşa'da ayakta olan kız okulunu kurdu. Ardından öğretmen okulu. Bunlar leyli okullardı, yani eski dille leyli, yani yatılı okullardı. Bir ilahiyat mektebi ve ilkokul mektebi ve bunların kalacakları binalar, ayrıca bir küçük şapel, bir ibadet evini yapmaları için bir şapel oluşturuldu. Burası önemli. Selim Paşa, Doktor Saray'ın gayretleri neticesinde Osmanlı Devleti'nde ilk kampüs kent oldu. Selim Paşa Bigados doğumlu olduğu için yaşadığı ve doğduğu topraklara eğitim anlamında, kültür anlamında yatırımlar yapmış. Bu kompleks 1857 yılında inşa etmiş. Bulunduğumuz yerde sadece gördüğünüz gibi kız çocuklarına eğitim veriliyordu. İlk ve orta derece düzeyinde. Buradan mezun olan bu kızlar hemşire ve öğretmen olarak çıkıp Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kendi tebaalarını eğitim hizmeti veriyorlardı, sağlık hizmetlerinde bulunabiliyorlardı. Alexis Apokonkos orada bir kule yapmış. Bu kuleler önemli. Ayakta, temeli ayakta olduğu için şu anda Epimates'teki kule önemli. Aynı kule Kumburgaz'da var, Fener'de var. Biraz düzlük arazi,
oldu olan yerlerde geniş ufku görmek amacına matuf bu şekilde mimari eserler ortaya konulmuş. Kumburgaz'ın adı olan işte ondaki Burgaz, Lüleburgaz'daki Burgaz, Rumca Pergos kelimesi kule anlamına geliyor. Selim Paşalık da yaklaşık ordusuyla beraber 12-14 ay civarı kalıp konaklamış. Buradaki doğal güzelliklere hayran kalmış ve Sadrazamlı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda buraya birçok yatırımlar yapmış diyebiliriz. Hatta bugün sadece tek ayakta kalabilen adının verildiği Selim Sırrıpaşa tarafından yaptırılan hemen bu kompleksin arka tarafında yani güney kısmında bulunan İkizli Çeşme mevcuttur. Selim Paşa ahalisinin Osmanlı ordusuna oradan geçmekte olan ortaya işte bir takım ikbal çalışmaları yapılırken ekinler çiğnendi, bağlara zararlı gerekçesiyle karşı koruması yüzünden Osmanlı ordusu tarafından Selim Paşa halkı alınmışken 5 kilometre uzaktaki Deriyemes'e yani Ortaköy'e sürülmüş ve Selim Paşa'nın duvarları yıkılmış. Bildiğimiz kadarıyla Selim Paşa surları fetihten sonra bir daha asla eskisi gibi olmamış, inşa edilmemiş. Dolayısıyla ciddi bir kalıntısı yok Selim Paşa surlarının. Köyde neler yapılacak? Yapılamıyor. Neden yapılamıyor? O zaman taşla yapılıyoruz bir daha. Taşla alıyoruz. Genel olarak bizim buranın miktarına 5 lira bir ölçüz arabası, 5 lira merkep arabaları da vardı. Doldu, 5 liradan gitti. Efendim, bu güzelim binaları yıktılar, taşlarını Kavaklı köyüne sattılar. Bir kuruş tuğlasına verildi. Al kazmayı, keseri oradan bütün bir tuğlası bir kuruş tuğlasına verildi. Hali hazırda korunmuş kurtarabilir çok ciddi bir Osmanlı mimarisi. Yani buna Rum mimarisi diyorlar. Hayır, bu Osmanlı mimarisidir. Sonrasında işi astelikmiş olarak kalıyor. Sonrasında uzun bir dönem işlerin içinde bulunduğumuz teknelerin imalatı yapıldı. Marangozlar oldu, delimiş oldu vesaire oldu. Şanlık olarak kullanıldı, soğan deposu olarak kullanıldı, enerji akün olarak kullanıldı, kayıtlanan olarak kullanıldı, marangozhane ve birçok işleti vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında o binalar İmatta Anıtlar Kurulu tarafından onaylı İmatta ya da koruma amaçlı İmatta'nın içerisinde ve tescilli alan yıldır parsel oluştu. Ondan sonra yine dönemin belediye başkanının katkılarıyla, desteğiyle ve çaba sarf etmesiyle birlikte burada bir çalışma yapıldı. Orası restore edildi. Belediye binası olarak, bir dönem belediye binası olarak da kullanımda devam etti. Evet, harika bir yer. Birçok harika tarihi binaya sahip olmak, Selim Paşa'nın diğer mahallelerimizden ayrılmasını sağlayan özelliklerinin başına geliyor. Ancak diğer mahallelerimizde de ortak özellikleri saymak bilmez. Onlardan biri de tarihimizin hüzünlü dönemeçlerinden biri olan mübadeleye maruz kalmış ailelere ev sahipliği yapması. Yoklukla, dayanışma ve imeciyle birlik beraberliğin mümkün olduğunu o zorlu yıllarında dahi ortaya koymayı başarır. Omuz omuza vererek Selim Paşa'lılar. Selim Paşa'mız 1925'li yıllarda dedelerimiz buraya geldiği zaman adeta bir cennet köşesi gibiydi. Bağlık, bahçelik, ağaçlarla donatılmış yemyeşil bir beldeydi. Ufak bir köyde ama yeşillikler içerisinde meyve ağaçları bol, kuşları bol. Efendim, böyle bir yer bulmuşlar bizim dedelerimiz. Gelinlik bütün bir serimesin Yunanistan göçmeniz. Sen kime sorsan Selanik üstümüzde. İşte kimisi Drama, kimisi Kaval, kimisi başka illerden gelmiş ama kimisi Selanik üstünde diyoruz biz. İşte Patriotu var, Dramalısı, Gölüğü var, böyle insanları da seviyoruz. Macun değiliz, mübariz, zorunlu göç. Dedemlerin en büyük amca, hala, evlil hala, Yunanistan'da Selanik'te doğmuş. 1923'te Can Ağabey Mustafa Kemal Atatürk kazanınca
zorunlu olarak buraya trenle indirmişler, seramikten. Çatalca'da indirmişler, trenden inmişler. Ama şu trende değil, affedersin, hayvanların konular var, onlardan gelmişler. Yani hayvanın hepsi olmayan inanlar doldurdu buraya, zorunlu elbirleden buraya geçmişler. Buraya ilk olarak onlar 18 ana gelmişler. Bugün gördüğün o pazar yerinin karşısında belle belletip karakter yok, bir şey yok. Yeni gelmişler yalnız tamam. 1924 senesinde dedelerimiz mübadeleyle giriyorlar. 24'ten bu yana da buradayız. İşte o inşaat yönünde 300 artı 400 artı gelmiş ve burada yaşamakta. Ama bu bölgede tüm insanları var. Bu bölgede Çatal'da, Silivri, işte Şile, Bakırköy, Mimar Sinan, Birçinli'de buralarda yaşayan halkımız tamamı Selanik civarından, Bulgaristan ve civarından, Yunanistan'dan, buralardan gelme vatandaşlarımız buralarda yaşamaktadırlar. Büyükler genelde senin başı için söylüyorum. Senin başı birkaç tane ırk var aslında. Yani Tobak, Patriot, Kacal, bunun içerisinde Yörük, onun devamında işte Yörük ama Dramalı denilen bir kesim de var. Dramalı kazasının Kalanmak köyünden. Kalanmak köyünden. Yalnız bunu da söyleyeyim, orada çok varlıklıydı var. Çok büyük eraziler vardı ve yalnız ziraatçılık yapan var ama çok hayvancılık, ziraatçılık. Yakıttan sonra oradan gelenlerin bazıları çiftçiliği biliyordu, bazıları bilmiyordu. Çiftçiliği bilenler sadece Drama bölgesinden gelen göçmenler çiftçiliği bildikleri için onlar ürün yetiştirip faydalanmaya başladılar. Babamın bana masal gibi anlatıldı onlara, ağabeyim geldi. İnan derdi, tarlaya gittiğimiz zaman derdi, malı nereye koyacağımızı yer bulamazdık derdi. Ve biz pazara gittiğimiz zaman, o zaman at arabasına, işte zahire koyarız, dramaya gideriz. Orada da bir sürü Yahudi vatandaşlar var, o malları alırlar. Geriye dönüşte para neye verildi biliyor musunuz? Tuz. Tuz, gaz. Başka ilk bir şeye para yok. Her şey tarladan, evden. Hayvanın sayısı yok. Damarın sayısı yok. Tavuk, kazın, indinin bunların hiç sayısı yok. İstediğin zaman ne istersen tavuk mu kes, indi mi kes, koyun mu kes. Bunlar o kadar önemli bir hayat yaşamışlar. Ama burada yedi babaannem ilçen evinde bir muhtemelen savaş oldu. Çünkü oradan buraya ilk şey getirmediler. Ne verdiler? Allah'a rahmet eylesin, Nuriş Niyaz'ı, Ali Mustafa Kemal. Çok ahem, çok ahem. Hani sanki nefesim ondan gelir yani. Onun nefesinde yaşayarak böyle geliyorlar. Çatalca'ya indirirler, onlar yayak olarak Selimpaşa'ya gelir. Tabi o anda bizimkileri buraya yollarken buradakileri de buraya alırlar. Buradan Kilçik derinde nasıl ki buraya bir kasabanın yeni adını koymuşsak onlar da buranın eski adı olan yani atalarından kalan adı olan Epivates'in ismini alıp orada ne Epivates yani yeni Epivates diye isim koyulmuş. Önünde mahallesinin ismi burası bunların yaşadığı bölgede. Bunlar gittikten sonra özellikle Selanik bölgesinden gelenlerin yerleştiği bir alan oluyor. Tabii her zaman kulaktan dolma olsa bir bilgi var. İlk önce Mimar Sinan'a gelindi, Çatalca'ya kadar görüldü. Ondan sonra tekrar geriye dönüldü, Doğantepe'den Selimpaşa görüldü. Beğendi ve buraya ikamet için karar verildi diye bir durum var. Bundan ilk önce nasıl uçtan Kozan vilayetinin arabalarla yani ağaç tekerlekli arabalar var, 300 arabalar vardı, onun at arabalar vardı. Onun da Kozani'ye gelmişler. Kozani'den trene biniyorlar, Selanik'e geliyorlar. Selanik'te deniz manzaralı bir kale var. Selanik Kalesi.
sur duvarları geçirildi. Ana kapıdan onları içeriye alıyorlar. Orada çadır kurmuşlar. Bir hafta o yüksek karede bir hafta kalmışlar çadırlarda. Sonra gemi gelmiş. Babamları buraya getiren gemi isminin Aslan isimli bir gemi. Aslan yazıyor gemide. O gemiye biniyorlar. Üç günde geliyorlar Tuzla'ya. Tuzla'daki devirde, tarihi bir devirde aşı olmuşlar. Aşı olduktan sonra aynı gemiye biniyorlar. Mimar Sınav'a geliyorlar. Mimar Sınav'da İskender'den indikten sonra orada Rumların bıraktığı şaraphaneler varmış, samanlıklar varmış, evler varmış. Oralara yerleşmişler. İnsanlar buraya peyder geliyorlar. Yani orada örnek veriyorum, Tans dışlarından 7-7,5 ay önce geliyor. O sebeple biraz daha Selim Paşa'da eski taş hala hayatta durabilen tarih eserlerinin üzerinde bir olan yapılar. O Tans dışlar gelenlerin genel ağırlık oturduğu, ikamet ettiği yerler. Yunanistan zaten savaşta zayıf kalmıştı. Bunlar mübadele aracı gittiler. Yurdular oraya. Başladılar bizim Türklere zulüm yapmaya başladılar. Çeteler oluştu, elleri basıyorlardı. Para aldı, cübbe de varsa alıyorlardı. Ama sadece bize değil mi? Onların yaptığı zulüm. Rum asıllı insanlara da yapıyorlardı zulüm. Babaannemin dinlediği hikayede annesi mübadelede kendilerine gelirken altınlarını bir evrak içinde, ekmeğin içinde buraya getirdiğini anlatırdı. Benim hiç unutmadığım anılardan biri de buydu. Çünkü o zaman mübadele esnasında çeteler, komitalar vesaire gibi eşkıya dediğimiz kişiler bir sürü bu konularda bu tarz mübadeleri mağdur etmişler. Bir yer gelmişler bu Selim Paşa'ya buraya. Burada da bir yer bulmuşlar bizim. Çekkalar'ın tarihi çekildi. Ardından deniz kenarında bir yer bulmuşlar. Demişler burası bizden. Burada kalmışlar. Sonra onları burada işgal ettiler. Atatürk bunlara çocuk başına 6 dönüm yer verir. 3 çocuk 18 dönüm yer verir. Bir zaman geldi. Gazi öldü. Allah rahmet eylesin. Toplanmış komun komşu Bahri'nin bizim evin önünde anlaşıyorlar. Ben de o zaman daha biraz kabalaştım. 5 yaşında falan oldum. Hepsi ağlayan kadınlar dedim ki babaanne ne ağlarsınız? Ah oğlum dedi. Baba Gazi Kemal, Mustafa Kemal ölümlü dedi. Ben ölümden de anlamam o zaman. Nasıl Gazi Kemal? Ah oğlum dedi. Buraya bizi getiren dedi, Gazi Kemal dedi. O dedi bizi getirdi buraya. Düşman yüzünden kurtardı dedi. Ama sen derdin ki ben böyle böyle bir yurtaya mutlaka oldum. Hemen böyle yaptı. Şu başörtüler vardı büyük. Oradan başörtüyü çıkardı. İçinde o zaman o kullanılan bir bilmem bayraklar vardı. Kağıt bayraklar. Düğülmüş böyle bir bayrak çıkardı. Ah oğlum dedi. İşte bunun için dedi. Geldi dedi. Bu kırmızı bayrağın dedi. Uğruna geldi dedi. Mübadiller Selim Paşa'da bulurlar huzuru. İlk kuşağın özlemi hiç bilmese de artık ana vatanda olmanın huzuruyla sıkı sıkıya sarılırlar hayata. Ve ikinci kuşağın neredeyse hayatın gözlerini açtığı yer olan Selim Paşa çocukluk yıllarına dair anlamlı onlarca hatırayı kazandırır onlara. Selim Paşa'da çocukluk yıllarımızda pek yetkinlik yoktu tabii yani. Selim Paşa'da bir köy. Üzüm bağlarımız vardı. Diğer bağlardan üzüm toplardık. Şaraphanelerimiz vardı. 4 tane şaraphanemiz vardı. Şaraphanelere üzüm gibi satardık. İşte buradan şarap ihracatı olurdu Avrupa'ya. Bunlar zamanla bağlarımız bitti. Çocukluğumuzdan beri çiftçilik yapıyorduk. Tarımla uğraşıyorduk. Babam da tarımla uğraşıyordu. Çocukluğumuz pek iyi geçmedi. Çünkü tarladan fırsat bulup, eğlenemiyorduk, gezemiyorduk.
Çünkü yokluklar vardı o zaman. Şimdiki gibi üniversiteler, liseler, senin başta lise, ortaokulları yoktu benim zamanımda. Size de vardı. Onlar biraz daha tasvirlerini yapabilmişler biz burada. Ben 13 sene gittim büyük okula. 5. sınıftan diploma alamadım. Ama neden? Babama yardım etmekten. Yani benim çocukumda köyde elektrik de yoktu. Elektrik geldiğinde ben tahminim yani 70'li yıllarda geldi. Su hemen yan tarafı zaten tüm üstünde olduğu yerde bir tane küçük bina vardı. Orada bir jeneratör koydular. O zaman tahta direkler vardı, ağaç direkler. Onları diktiler. Yani çocukken hatta bazı geldi, elektrikler geldiği zaman ceyranlar geldi. Ceyranlar geldi, orada elektrik vardı geldi. Ama çocukluk yıllarım benim biraz şey geçti, yani acı geçti. 12 yaşındaydım, babam rahmetli oldu. Abim asker, o tarihlerde 36 aydı bari asker müdürsü. Evin tabiri caizse reisine... Mesela benim çocukluğumda evden sabahleyin okula giderken, okula giderken ineğe müze sağlar vardı. Alıp ineğe okula giderken sıraya götürdük. Şu büyük taş mektebi olduğu yerin ön tarafında sırı toplanırdı, onu bırakıp okula giderdi. Sırı meydana derdik ya. Aşağıdan tepenin aşağısına. Buradan aşağı yukarı günde yani her gün sabah toplanırdı yani. Belki 200 tane hayvan günlerdi, 200 tane hayvan toplanırdı buradan. Her adamımıza giderdi. Hepimizde inek vardı, tavuk vardı. Şimdi artık onların hiçbiri kalmadı.